Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan Beyaz Gemi adlı romanı, Kırgızistan'ın dağlık ve kırsal bir bölgesinde geçen, insan doğası ve hayal gücü üzerine etkileyici bir hikaye sunar. Aytmatov, bu eserde masumiyet, umut ve hayal kırıklıkları gibi evrensel temaları, kültürel miras ve doğayla harmanlayarak anlatır. Roman, bir çocuğun gözünden yetişkinlerin dünyasına ve doğanın acımasızlığına bakış sunarken, okuyucuyu derin duygusal yolculuklara çıkarır. Roman, 7 yaşındaki isimsiz bir çocuğun dünyasına odaklanır. Bu küçük çocuk, Kırgızistan'ın dağlık bir köyünde büyük babası Momun'la birlikte yaşamaktadır. Annesi ve babası tarafından terk edilmiştir ve bu durum onun içinde derin bir yalnızlık yaratır. Çocuk, köydeki diğer yetişkinlerle pek fazla iletişim kurmaz çünkü onların dünyası ona yabancıdır ve çoğu zaman zalimce görünür. En büyük eğlencesi ve kaçış yolu, dağların tepesindeki bir ağaca tırmanarak ıssık gölüne bakmak ve hayalinde canlandırdığı beyaz gemiyi izlemektir. Bu gemi, onun için özgürlüğün, kaçışın ve bir gün kavuşmayı umut ettiği annesinin sembolüdür. Büyük baba Momun, çocuğun hayatındaki en önemli figürlerden biridir. Ona hem bir ebeveyn hem de bir öğretmen gibi yaklaşır. Momun, Kırgız geleneklerini, masallarını ve hikayelerini çocuğa aktararak onun hayal gücünü besler. Bu masallar, doğayla insan arasındaki ilişkiyi, insanın doğaya duyduğu saygıyı ve ataların bilgeliğini içerir. Momun, geleneksel değerleri ve doğayla olan bağını korumaya çalışırken, aynı zamanda modern dünyaya uyum sağlamaya çalışır. Çocuğa sık sık doğanın güzelliklerini ve dengesini öğretir. Ona hayatta kalma dersleri verir. Köyde yaşam zorludur ve insanlar arasındaki ilişkiler çoğu zaman serttir. Çocuğun üvey babası Orozkul, bu sertliğin ve otoritenin temsilcisidir. Orozkul, köydeki güç ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve çocuğa sürekli kötü davranır. Onun baskısı ve zulmü altında çocuk kendini daha da yalnız hisseder ve genellikle büyük babasına sığınır. Orozkul'un zalimliği, çocuğun doğaya ve masallara olan sevgisini daha da pekiştirir. Köydeki diğer yetişkinler de çocuğa karşı ilgisizdir ve bu durum onun duygusal yalnızlığını derinleştirir. Çocuğun hayal dünyasında beyaz geminin önemli bir yeri vardır. Bu gemi, onun için sadece fiziksel bir obje değil, aynı zamanda kaçış ve umut sembolüdür. Gemiye ulaşma arzusu, onun için gerçek dünyadaki tüm zorluklardan kaçmanın bir yolu haline gelir. Çocuk, bu gemiye binerek annesine kavuşmayı ve mutlu bir yaşam sürmeyi hayal eder. Her gün ağaca tırmanarak göle bakar ve geminin bir gün onu alıp götüreceğini umut eder. Bu umut, onun günlük hayatındaki tüm zorluklara katlanmasını sağlar ve içindeki masumiyeti korumasına yardımcı olur. Roman boyunca Kırgız mitolojisi ve doğa önemli bir yere sahiptir. Büyük baba Momon'un anlattığı hikayeler ve efsaneler çocuğun hayal dünyasında canlı bir şekilde yer alır. Özellikle geyik figürü çocuğun hayatında önemli bir semboldür. Geyik hem doğanın zarafetini hem de özgürlüğü temsil eder. Momon'un anlattığı hikayeler doğayla insanın uyumlu bir şekilde yaşamasının önemini vurgular ve çocuğa doğanın korunması gerektiğini öğretir. Bu masallar çocuğun içsel dünyasında derin bir etki bırakır ve onun masumiyetini besler. Romanın sonunda çocuğun masum hayalleri ve gerçek hayatın acımasızlığı arasındaki çatışma trajik bir şekilde sonuçlanır. Orozkul ve köydeki diğer yetişkinler çocuğun umutlarını ve hayallerini yıkar. Beyaz geminin ona getireceği mutluluğa olan inancı, yetişkinlerin duyarsızlığı ve zorbalığı nedeniyle yerle bir olur. Çocuk, büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk içinde kalır. Sonunda, hayalindeki özgürlüğe ve mutluluğa ulaşmak için umutsuz bir adım atarak ıssık gölüne atlar ve yaşamını yitirir. Bu trajik son,
masumiyetin ve hayallerin acımasız gerçeklerle nasıl yok olduğunu etkileyici bir şekilde gösterir. Ana temalar ve analiz. Masumiyet ve hayal dünyası. Roman, çocuğun hayal dünyasını ve masumiyetini ön plana çıkarır. Beyaz gemi, onun umutlarının ve özgürlüğe olan özleminin sembolüdür. Doğa ve insan ilişkisi. Aytmatov, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi geleneksel hikayeler ve mitoloji üzerinden işler. Doğanın korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verir. Yalnızlık ve umutsuzluk. Çocuğun yalnızlığı ve çaresizliği romanın merkezindeki temalardan biridir. Yetişkinlerin duyarsızlığı onun umutsuzluğunu artırır. Kültürel miras ve gelenekler. Momo'nun anlattığı masallar ve hikayeler kültürel mirasın ve geleneklerin önemine vurgu yapar. Bu hikayeler çocuğun iç dünyasını zenginleştirir ve ona moral verir. Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov'un insan doğası, kültürel miras ve modern yaşamın zorluklarını etkileyici bir şekilde anlattığı bir başyapıttır. Roman, okuyuculara hem Kırgız kültürü hem de evrensel temalar üzerinden derin düşünceler sunar. Aytmatov'un ustalıkla kaleme aldığı bu eser, masumiyetin ve hayallerin gerçek dünyayla nasıl çatıştığını çarpıcı bir şekilde anlatır.